5 Nisan tarihinde kapılarını açan Altın Çağ'da bilim sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tamamen yerli materyaller ve mühendislik kullanılarak hazırlanan Altın Çağ'da bilim sergisi, başka hiçbir yerde olmayan tasarımları sayesinde dünya çapında en kapsamlı içeriğe sahip sergilerden bir tanesi. Eğitici ve öğretici yapısının yanı sıra son teknoloji kullanılarak üretilen simülasyonlarla 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türkistan medeniyetine ait bilim insanlarının buluşları ve eserleri bir ay süreyle Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Altın Çağ'da bilim sergisi ziyaretçilerine sunduğu icatlar, keşifler ve gözlerden saklanan tarihin gerçekleriyle Türkistan medeniyetindeki bilimsel ve kültürel hazineyi onları görmek isteyen insanlara verebilmeyi amaçlıyor. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında 5 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açık tutacak olan Altın Çağ'da bilim sergisi Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde görmüş olduğunuz gibi yoğun bir katılımla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide Türkistan medeniyetinin bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanda medeniyetlerin gelişimine katkılarıyla yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserleri yer almakta. Bu sergide tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gökbilimi konusunda Taki Yuttum ve El Biruni'nin yanı sıra iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hazarfen Ahmet Çelebi, eserleriyle Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım, endüstri ve bitkiler konusunda çok önemli makinaları ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El Cezeri gibi Türk ve İslam medeniyetine ait birçok önemli bilim adamının buluşları sergilenen eserler arasında yer alıyor. Farklı okullardan gelen öğrenciler ise sergiyi gezerek düşüncelerini aktardı. Müslümanların yaptığı şeyler tanıtılmış, bilmediğimiz şeyler, tarihimizden silinen şeyler, yani onları öğrendik. Ondan sonra koruyamadığımızı fark ettik. Yani aslında dünyayı Müslümanların geliştirdiğini fark ettim. Yani ortam da hani böyle güzel. Yani tarihin geçmişine götürüyor. Deney ve gözleme dayalı olduğu için daha çok şey öğrendik. Mesela biz dersimizde işlediğimiz kalın kenar, ince kenarlı mercekleri şu an deney ve gözleme dayalı olarak daha iyi öğrendik. Hem de kimin yaptığını, kimin öğrendiğini, kimin tarafından günümüze geldiğini öğrenmiş olduk. Yani faydalı, bayağı faydalı olmuş. Ya gayet güzeldi. En azından bilmediklerimizi öğrendik ve insanların bazı kişileri hani kendi yerine koyarak söylemesi, anlatması gayet güzel oldu. Öğrendiğimiz bilgileri yeniden öğrendik, yeniden tekrar etmiş olduk ve neler yaptığını daha iyi görme fırsatımız oldu. Derslerde en azından uygulamalı göremiyorduk ama böyle olması daha iyi oldu.